çektirmiş bu ayten sana ya? Her kalbin mutlaka gizli saklı bir ayteni vardır diyorum. Bütün bir köşede kıyıda diyorsun yani. Ülkemin bütün güzel kadınlarına önce saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Onlara ömür boyu huzurum. Son günlerde gerçekten onların seviye saygı ihtiyacı var. Gerçekten diyorum. Gerçekten yemin ediyorum. Biz o kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Özellikle ben sevgili İbrahim abicim. Düşünsene kadınlar olmasaydı ben bu şarkıları kime yazacaktım? Aynen. Ya düşünebiliyor musunuz? Onlar baş lazım. Bana yazıcı halin yok herhalde. ben diyorum sen bir depo bulmuşsun herhalde. O gidip o deponu alıp getiriyorsun. Ben, bu kadar şiir yazılmaz ya. Vallahi yazılmaz. Kaç bin tane şiir var merak ediyorum. Abi genelde sayısından çok saygısı önemli şüphesiz. Ben yaygın olmaktan çok saygın olmayı eğildim hayatım boyunca ama artık bilgisayarlar sana rakamları da veriyorlar. Yaklaşık 2000'e yakın şarkım söylendi bugüne kadar. Ve ülkemin en büyük şansım da sanıyorum şu anda gördüğüm tüm sanatçılar da dahil olmak üzere sevgili Gülden Karaböcek, Faruk Tıraz, Ayşe Mine ve İbrahim Tatlıses olmak üzere hepsi ülkemin çok değerli ayakta alkışlanan bütün sanatçılara şarkı yazdım. Seki Müren'den Bülent Ersoylar'a kadar. Ama ne mutlu bana ki yazılan şarkılar herkesin... Seki Müren'e de yazdın mı? Ona belki de hayatımın en güzel şarkısını yazdım. Çünkü ilk defa Türk Sanat Müziği'nde yarım saatlik bir şarkı yazıldı. Adı Kahır Mektubu'ydu. Ne zaman o iki satır yazmaya kalksam... Yemin et. Hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum diye yazdım. O zaman Zeki Müren'e rahmet anıyoruz ve kahır mektubu gelsin.